Teknolojiniz varsa varsınız, yoksa yok. Yeni dünya düzeni böyle. Üstelik bu durum sadece ülkeler için değil, işletmeler için de geçerli. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetleriyle donanımını güçlendiren işletmeler verimi artırmakla birlikte rekabet gücünü de artırmış oluyor. Netsun Bilişim'in kurucusu Fikri Şatır, bilişimin çevreci boyutuyla birlikte işletmelere sundukları olanakları Eko Gündem'de anlatıyor. Yüzyıl teknolojin varsa varsın denilen günleri beraberinde getiriyor. Dünya liginde biz de varız demenin yolu teknolojiden geçiyor. Katma değer yaratacak ürünler geliştirmek ve kurumların mühendislik, danışmanlık ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere 1996 yılında bilişim sektöründeki yerini alan Netsun İleri Bilişim Teknolojileri geniş bir hizmet yelpazesiyle Ankara'da faaliyetine başlıyor. Teknoloji ne yazık ki vazgeçilmez yaşamımızın bir parçası oldu. Örnek eve gidince teknoloji, yolda teknoloji, bankada teknoloji, hastanede teknoloji, havada teknoloji, teknoloji. Olmazsa ne olur? Hayat felç. Onun için onun bilincinde 1996 yılında yolculuğa başladık ve bugünümüze vardık. Altyapı hizmetiyle başladı. Ama zaman geçtikçe ürün gamlarını ilerletti, geliştirdi. Öncelikle bilişim teknolojileri ve IT tarafında otomasyon, akıllı bina sistemleri, fiber optik altyapı, veri merkezi en önemlisi, danışmanlarıyla birlikte uygulama altyapısı, veri merkezi uygulamalarını başladı. Bugün Kocaeli Gebze'de sanayi kuruluşları başta olmak üzere pek çok kuruma anahtar teslim çözümler sunan firma, sorunsuz bir işleyişin sürekliliğini sağlıyor. Biz olmazsak ne olmaz? Biz olmazsak her şey durur. Yani bilişim ve teknoloji olmazsa bütün hizmetler durur. Yani bankacılıktan, IT hizmetlerinden, fabrikanın otomasyonu varıncaya kadar hiçbir şey. Hatta en basit örneğin bir üretim aşamasında o şeyde kalır. Lojistiğe kadar gidemez, yani orada kalmış olur. Ondan sonra bütün işlem en başına dönmüş olur. O nedenle teknoloji yatırımları ergonomik yatırımlardır. Yani ileriye dönük geri dönüşüm olan yatırımlardır. Ülkemizin uluslararası ligde yer edinmesini istiyorsak katma değer üretmek zorundayız diyor Fikri Şatır. Bunu başarmanın tek yolunun da teknolojiden geçtiğini ifade ediyor. Var olan bir ürünü geliştirmekten ziyade kendimize ait olan milli olabilecek bir argüman geliştirmemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Öncelikle mesleki komiteler büyük görevlere düşüyor. Kamunun bundan müthiş derecede desteğe ihtiyaç vardır. Çünkü tek başına bir yere varamıyorsunuz. Bu politika, bilişim teknoloji politikasını geliştiren yöneticilerin de yol gösterici olması gerekiyor. Çünkü başka türlü küresel ekonomide biz istediğimiz bir noktaya varamayız. Şatır, siyasi gündemden uzak, ülke menfaatine bir politika olarak benimsenmek üzere 2010 yılında girişimleri başlanan Bilişim Vadisi hayalinin neticelendirilmesinin ülkemizin rekabetçi yapısını güçlendirmek adına önem teşkil edeceğini söylüyor. Şu anda bölgemizde Türkiye'nin en büyük, hatta Avrupa'nın en büyük Silikon Vadisi eşliğinde yatırım yapıldı. Kamu adına yerler istihdam edildi ama bölge müdürlüğü açıldı, ötesi yok. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasında Ar-Ge, telekomünikasyon ve donanım pazarının kıyaslamasını yapıyor Fikri Şatır, rakamları yorumluyor. Türkiye'de hizmet ve Ar-Ge %15'lerde pazar payındaki yer. Ama gelişmiş ülkelerde öyle değil, işte öyle değil ortalama. Tam net olarak söylesek %46'larda yazılım ve Ar-Ge. Türkiye'de telekomünikasyon geliri, yani pazar payındaki yere %55'lerde, gelişmiş ülkelerde %38'lerde. Donanım satışlarındaki pazar payı %16'larda gelişmiş ülkelerde, bizde %28'lerde. Yani bunu dengelememiz lazım ki istediğimiz sonuca varabilelim. Ancak kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşu işbirliğinde başarı elde edilebileceğini belirten Şatır, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ortak Ar-Ge projeleri oluşturmak üzere harekete geçiyor. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği'nde Profesör Müjdat Soytürk ve ekibiyle birlikte yaptığımız birkaç çalışma var, örnekleme verebilirsek. Bunlar da Internet of Things dediğimiz yeni nesil teknoloji alanı. Yani Internet of Things'in alanı kablosuz alan tamamıyla ücretsiz hale getirebilip de haberleşmeyi sağlayabilmek. Artık bunun yanında gelecek nesil teknolojisi yararlanan başka bir ürün daha var. Makineler arası internet haberleşmesi. Yani. Makine arası kendileri arasında haberleşme olacak. Bunu M2M diye bir şey geliştirmiş oldu. Ciddi çalışmalarımız var. Ayrıca bununla birlikte aynı konsepte böyle akıllı şehir, smart city dediğim konsepte uygun çalışmalarımız devam etmekte. Bunlar birbirini tamamlayınca bulut, veri merkezi ve big data konseptine ulaşıyoruz. Internet of Things'in bir noktaya getirdiğimiz zaman işi çözmüş oluruz. Teknolojiden elde edilecek verimi artırmak için yeşil bilişim devreye girecek diyor Fikri Çatır. Her şeyi bizim olabileceğimiz, rekabeti daha rahat sürdürebileceğimiz ürün geliştirmemiz gerekiyor. Bahsettiğiniz gibi bilişim zaten green teknoloji dediğimiz yani yeşil ve yenilenebilir teknolojiyle ilgili güncel altyapılar oluşturuyor. Başka türlü zaten verimi artıramazsınız. Teknoloji varsa gerçek teknoloji çevrede var demektir. Çevresiz teknoloji, teknolojisiz çevre olmaz. Düşünülmez yani. Akıllı otel otomasyon sistemi de geliştiren firmanın hareket noktası enerji tasarrufu ve personel giderlerinin düşürülmesi. Fikri Çatır sistemin çalışma prensibini uygulamalı anlatıyor. Biz otel müşterisi olarak odamıza geldiğimiz zaman kapıya geldik. Odamızı açtık. Enerji serverımıza girdik odamıza taktık. Odamıza elektriğimiz geldi. Biz odanın kliması ayarlarını, nemini, ısısını, derecesini buradan kumanda edebiliyoruz. Odanın ışıklandırma ile altyapı ile ilgili ışıklandırma sistemlerinin sistemi buradan kumanda edebiliyoruz. Buraya bastığında master, hangi lambanın hangi lümende yanması gerektiğini, hangi tarafta ne şekilde ne kadar süre yanması gerektiğini belirleyebiliyoruz. Oda ile ilgili bir hizmet almak istiyorsak mevcut panelde işaret ettiğim zaman hizmet odamın temizlenmesinin gerektiğini, kağıt israfını önlüyoruz. Bir enerji sarfiyatımızı önlüyoruz. İki, rahatsız edilmek istemiyorsak da rahatsız edilmeyin butonuna basmamız yeterli oluyor. Aynı zamanda hem kat hizmetlerindeki ilgili arkadaşlara bilgi gidiyor hem de resepsiyondaki ilgili arkadaşlara. Geldiği zaman bu şekilde hiçbir şekilde müdahale edemez, kapıyı da açamaz, rahatsız edemez. Yoksa diğer türlü insanlar rahatsız edilme pozisyonda kağıt düşme ihtimali olabilir. Her türlü ihtimaller varken burada öyle bir riskle de ortadan kaldırmış oluyoruz. Daha hizmeti sunmuş oluyoruz. Herkes memnun sonuçta. Teknolojik konforun da aslında anahtarı oluyor burada. Kesinlikle. Konforun tamamlayıcısı oluyor. Bunun merkez sistemi ise akıllı kart sistemi dediğimiz sistem odasında belirleyeceğiniz bir kutucukla, akıllı panelle tamamlıyoruz. Bu şu şekilde bir paket şeklinde oluşturmuş oluyor. Bulut, büyük veri ve siber güvenlik, veri merkezleri, proje, mühendislik, danışmanlık ve uygulamaları, otel otomasyon ve fiber optik uygulamalarında başarı elde eden firma, kuruma özel analiz ve benzetim yazılımlarını geliştiriyor. Sıfırdan yani projelendirmesine, uygulamasına varınca kadar anahtar teslim projelerimiz var. Bilinçsiz yapılan yatırım atıl bir yatırımdır. Ona göre ürünleri belirleyeceği zaman biz aynı zamanda danışmanlık işimiz de olduğu için ürünü en ergonomik yani hangi firma işletmeye hangi ergonomik ürün ihtiyaçları varsa onu öncelikle belirliyoruz. Mühendislik çalışması yaptıktan sonra önerilerimizi ondan sonra yapıyoruz. Fikri Çatır sözlerini noktalarken katma değer yaratacak milli ürün ve sistem geliştirmek üzere yılmadan yoluna devam edeceğinin altını çiziyor. Elimizden geldiğince gücümüz yettiğince teknolojiyi uyarlayarak milli ekonomiye katkıda bulunmak için altyapı çalışmalarımızı devam edeceğiz.